bir şey anlıyorum evet, sözlerinizden. Yani Türkiye'de, hayır burada şey şu bu çok nettir. NATO başka bir böyle milli değerleri olan milli biz istediğimiz gibi de davranabilir miyiz acaba gibi. Yani bir acaba sorusu soran bile hafif kuşkusu olan bir sorusu, kafasında sorusu olan bir orduyu dahi istemeyi istemediği çok açıktır. Bunun da olguları vardır. Bir Irak savaşına girmediği için bir de Güneydoğu'da beliren onların belirttiği bu Güneydoğu'daki yeni haritaya Türk ordusu ve Türkiye'deki yazarlar onay vermediği için. Bunlar ırkçı, faşist, itamcı her türlü pisliği yapan işte dersimler, Ermeni dosyaları çıkartıldı eskiden de. Evet, bu Türkiye'de bağımsızlık kazanan bu orduyu taraf e, bertaraf ettiler, yok ettiler. Bunu da Tayyip Erdoğan hükümeti güzel bir örnekti. İslamcıların da Türkiye'ye bir garezi vardı. Eskiden beri yığılmış kinleri vardı. Onlar da vahşi sultanlar <laughs> gibi saldırmak için bekliyordu. Cemaati buldular, Tayyip Erdoğan'ı buldular. Sahte kasetleri hazırladılar ve hukukla işgal edilerek 9 Ekim Yargıtay kararları bana sorarsam bir ihtilaldir. Bu ihtilalle Türkiye'de 60 ihtilalinde bir partiye şimdi de Türk ordusunu tam anlamıyla devreden çıkardılar. E, Apo ile başladılar Diyarbakır Meydanı'nda telli oynamaya ya da halay çekmeye. Şimdi Barzani ile devam ediyor. Türkiye halkı da bunları gördüğü için dünden daha endişeli ve ne oluyoruz sorularıyla yapabileceği tek şey var. Partilerine de çok güvenmiyor. Türkiye'deki siyasi önderlere de çok güvenmiyorlar. Yani bir öndersiz ve örgütsüz büyük bir kitle e, kendi kendine.